Öncelikle hocam değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bölüm söyleşimiz kapsamında hocam sizden öncelikle kendinizi tanıtmanızı arz ediyoruz. Tabii. Merhabalar Sait bu arada. Ben Rauf Mustafaoğlu. Araştırma görevlisiyim. Ahıskalıyım. 97 yılında Kazakistan'dan Türkiye'ye göçtük. Esasen 88 doğumluyum. Biraz karışık söyledim ama olsun. Ahıskalıyım. İstanbul'da yaşıyoruz 97'den beri. Yani 3. ya da 4. sınıfa kadar Rus eğitimi aldım Kazakistan'da. Kazakça da gördüm tabii ama umumiyetle Rusça dersleri aldım. 34 yaşındayım. Evliyim. Bir de kızım var. Kendinizi tanıtın derken akademik dışında kendi bilgilerim, kişisel bilgilerimi söyleyeyim önce. İstanbul Üniversitesi'nde ilk önce şöyle söyleyeyim. 2009'da Ege Üniversitesi'nde Alman Dili Edebiyatı bölümünü kazandım. Bir sene kadar orada okudum. Çok içime sinmedi. Biraz da diğer öğrencilerin düşündüğü gibi biraz ekonomik şartları da düşünerek dedim ki daha iyi bir bölüm okuyayım. En azından dilimi değerlendireyim. Sonra bir daha sınava girip dil bilimini kazandım. Dil biliminin de dekan hocamızın bölümü. Dil biliminin de ilk öğrencilerindenim. 2010'da dil bilimine başladım. Daha sonra Çağdaş Türk Lehçeli Edebiyatları bölümünden hocalarımız bize etkileşimsel dersler veriyorlar. Yani buradan da ders alıyoruz seçmeli, oradan da. Bu şekilde ÇT'de hocalarıyla tanıştım. Ali hocayla ve diğer hocalarla. Dedim ki neden çap yapmayayım? Böyle bir şey düşündüm. Ortalamam da fena değildi. Çapa başvurdum, oldu. Çapa başladım. Buranın da 2011'de açıldığını varsayarsak ben muhtemelen 2 sene sonra çapa başladım. 2014'te buradan dil biliminden mezun oldum. 2015'te ÇT'den mezun oldum. Daha sonra yabancılara Türkçe öğretimi alanında tamamen Türkolojiden uzaklaşmadım ama yabancılara Türkçe öğretimi biraz daha dil bilime bağlı olarak yüksek lisansımı yaptım, tezli. Tamamladım. O ara kadro arayışı içerisindeydim tabii. Her Türk gencinin yaptığı gibi böyle bir muradım vardı. Şükür nasip oldu. Yani ben de atanmış oldum ÇTL bölümüne. Daha sonra da tabii Türk Dil Edebiyatı alanında doktoraya başladım. Şu an doktora eğitimi devam ediyor. Yeterliği geçtim. Tezimi yazmaktayım. Kazakça ve Yakutça'nın karşılaştırmalı bir gramerini hazırlıyorum Mehmet Ölmez hocamla. Bunun dışında kendimi tanıttığımı düşünüyorum. Sanırım yeterli olacaktır. Biz de çok memnun olduk hocam sizi tanımaktan. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam soru olarak ilk sorumuza geçersek. Kazakistan'daki eğitim ve eğitiminize dair kısaca bahseder misiniz hocam? Yani 88 doğumluyum. Kazakistan'da 2 yaşında, yani çok hatırlamıyorum ama annem babam anlatıyor. 2 yaşımda kreşe, Rusların sadik dedikleri, cetski sat dedikleri bir kreşimsi bir okula yazıldım. Yani kreş diyelim ona çünkü anne baba çalışıyor. Çocuklara bakacak bir yer lazım. Onun için de 2 yaşımda beni Rus eğitmenlerin ekseriyette olduğu bir okula yazıldım. Burada 5 yaşıma kadar eğitildim demeyeyim de işte Rusça olsun, genel adab, edep şeyleri, yani ana sınıfında ne öğretiliyorsa bana da onu öğrettiler. Oradan bana kalan iyi seviyede bir Rusça oldu. Çünkü evden daha çok, evde Türkçe konuşuluyor fakat daha çok okulda oluyorum. Akşama kadar Rusça konuşan eğitmenlerin yanındayım. Bakıcı da denebilir bunlara. Bunların yanında Rusçayı çok iyi şekilde öğrendim. Daha sonra onların bir sistemi var. Yani 5 ile 6 yaşında, 5 yaşında mı başlayacaksın 1. sınıfa, 6 yaşında mı? Böyle bir test yapıyorlar. Ben 5 yaşımda başladım 1. sınıfa. 3. sınıfı tamamladığımda, yanlış git söylemeyeyim, yani 5'te başlasak, evet 3'ü tamamladım, 4'e geçtim, 9 yaşımda biz Türkiye'ye göç etme kararı aldık. Yani o içerikte ben ne kadar şey hatırlıyorum dersen şöyle, Kazakça derslerimiz azdı.
Fakat vardı. Kazakça hocalarımız vardı. Ahıskalı hocamız vardı. Türkçe konuşabiliyorduk onunla da. Fakat umumiyetle yine Rusça'da konuşuyorduk. Kazakçanın yanında. Orada bir lingua franca gibiydi sonuç olarak. Ortak bir dil konuşuluyordu. Biz de Rusça konuşuyorduk. Kazakça konuşuyorduk aynı şekilde. Mahalledeki arkadaşlarımızla. Eğitim hakkında kötü bir şey söyleyemem. Yani yeterli miydi? Yeterliydi. Dil anlamında bize bir şeyler kattı tabii ki de. Fakat dediğim gibi o çok küçük yaşlar olduğu için ben şu an herhangi bir şey söyleyemiyorum. Hani çok kaliteliydi. Çünkü daha kendini tanıma, kendini keşfetme, yani bilimsel anlamda demeyeyim de daha bir şeyleri yeni yeni öğreniyorsunuz. Artık temelin en temeli, yani temeli daha yeni atıyorsunuz. 3. 4. sınıftan bahsediyorum. O anlamda bana yararlı olduğunu düşünüyorum tabii. Bunun dışında pek bir şey söylemeyeyim. Bu kadar yani. Hocam gerek babanızdan gerek annenizden ailenizin bulunmuş olduğu daha önce Anadolu'dan ve Ahiska'dan daha doğrusu Kafkasya bölgesinden Kazakistan'ın daha güneyine daha içlerine doğru göçen topluluklar olarak daha doğrusu hocam ve çocukluğunuzda gördüğünüz kadarıyla ve size anlatılanı kadarıyla Kazak halkının Anadolu Türklerine, Ahiska Türklerine karşı olan tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve nasıl görüyorlar? Yani şöyle, biz iç içe yaşadık. Sadece Kazaklarla değil. Ahiska Türkleri şöyle söyleyeyim. Bir yanımızda Ruslar, diğer yanımızda Kazaklar yaşıyordu. Bu şekilde. Yani bir kültürel bir karmaşa vardı. Biraz yani çok kültürlü bir toplumda yaşıyorduk ve çok dilli bir toplumda yaşıyorduk aynı zamanda. Yani dediğim gibi Kazaklarla tabii ki de yani türdeşiz diyeyim. Sonuç olarak Türk halklarıyla dilimiz de benziyor. Bir lehçe öğrencisi olarak sen de biliyorsun. Dil bağlamında da, inanç bağlamında da biraz, yani biraz değil bayağı türdeş halklarız. İyi geçindik, her zaman iyi geçindik. Kültürlerimiz tabii ki de uyuşuyor ve örtüşüyor. Daha çok tabii ki de çevremizde bulunanlar, bir şeyler paylaştığımız insanlar tabii ki de Kazak halkıydı. Onlardan tabii ki de çok şey gördük, öğrendik, yaşadık. Sonra ana vatana ait olduğumuz yere göç ettik. Çok şükür hocam. Çok şükür. Böyle. Hocam dördüncü sorumuz. Bölümümüzün ilk mezunlarından birisi olarak hocam. Asıl soru bu şimdi. Evet hocam. O zamanki düzeyle bölümümüz için bahsediyorum hocam. O zamanki düzeyle şu anki düzey arasında nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Şimdi düzey bağlamında benim haddim değil. Ben herhangi bir değerlendirme yapamam. Bütün hocalarımız çok değerli. O dönemde benim bana bir şeyler öğreten hocalar da çok değerli. Şimdiki hocalarımız da çok değerli. Fakat süreç içerisinde biliyorsunuz yeni bölüm kuruluyor. Hemen böyle her şeyiyle çok iyi bir yere gelemiyor. Bunun süreç içerisinde hocaların da aynı şekilde öğrencilerin de gelişiyle bir gelişme evresi oluyor. Bölüm için, her bölüm için bu böyle. Bizim bölüm için de öyle oldu. Çok değerli hocalardan, ben öğrenciliğim de Reyli Hoca'dan, Ali Hoca'dan dersler aldım. Bölümü sevdiren, bana sevdiren asıl hocalarımdır. Bu bölümde tutunmamı sağlayan, çünkü onların öğrettikleriyle, onlardan duyduklarımla kendi yolumu çizdim ve buldum. Yolumu ışık tutan onlardı yani. Şimdiki bölümden bahsedersek çok değerli hocalarımız geldi biliyorsunuz. Yine değerli hocalardan ders alıyorsunuz. Çok şanslısınız bu konuda. Yani Mehmet hocamız olsun ve diğer hocalarımız olsun aynı şekilde. Çok değerli hocalardan ders alıyorsunuz. Herhangi bir karşılaştırma yapamam. Dediğim gibi her hoca çok değerli. Biz de onlardan bir şeyler öğreniyoruz. Ben de aslında onların öğrencisiyim. Doktoramı yazmaktayım. Dediğim gibi yani başka da bir çok şey. Çok sağ olun hocam. Hocam son sorumuz olarak da bölümümüzün değerli bir akademisyeni olarak öğrenci arkadaşlara ne tavsiye edersiniz hocam? Estağfurullah. Tabii ki de öncelikle her şeyden önce dil. Yani çağdaş Türk lehçeleri dışında. Çünkü burada birçok dil ve lehçe öğreniliyor zaten. Bunun dışında bir ya da iki yabancı dili bilmeleri gerektiğini. Şu anki aklım olsa birinci sınıftan bir Almanca, Rusça, İngilizce, belki Çince veya Moğolca
öğrenmeye başlardım. Bunlardan herhangi birine ilgi duyan varsa arkadaşlarımız, o ilgileri doğrultusunda, çünkü motivasyon gerekiyor. Yani sevmediğin, istemediğin bir şey hakkında çaba sarf edemezsin. Yani zorlanırsın, öğrenmekte de zorlanırsın. Türkoloji için bazı önemli diller var. Demin saydıklarım içerisinde varsa da şu an hatırlamadım. Onlardan bir tanesini iyi bir şekilde öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Bu çok önemli. Onun dışında çok fazla makale okumalarını, bunun tabii ilerleyen aşamalarında, yüksek lisansta, doktora da, seminer derslerinde makale nasıl yazılır tarzında dersleri de olacak. Fakat önceden okudukları şeyin nasıl yazıldığıyla ilgili de bilgi sahibi olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bolca makale okusunlar, güncel yayınları takip etsinler. Biz de elimizden geldiğince takip ediyoruz. Fakat yaş geçtikçe biraz sorumluluk artıyor. Biraz nasıl diyeyim, kelimeyi bulmaya çalışıyorum da, daha esnek davranabiliyoruz. Yani işimiz gereği tabii ki de yeni yayınları hep takip etmek zorundayız. Fakat sorumluluk arttıkça, iş yükü arttıkça bazı şeyleri yapamaz hale geliyoruz. Yani unutuyoruz veya vaktimiz yetmiyor, yorulabiliyoruz. Şu anki gençlere tavsiyem bu. Dil öğrensinler özetle. Yabancı dil, bir yabancı dil çok iyi şekilde öğrensinler. YDS veya muadil bir dil sınavına girsinler. Yayınları takip etsinler, bolca okuma yapsınlar ve sevdikleri alanda veya dilde veya lehçede kendilerini geliştirsinler. Bu şekilde olursa ne zorlanırlar, ne üzülürler. Aksine kendilerini akademik olarak geliştirirler. Çünkü hepiniz bizim gözümüzde geleceğin öğretmenleri, geleceğin akademisyenleri. Çünkü ben de daha öğrenciyim, doktor öğrencisiyim. Öğrenmeye devam ediyorum. Hocalarımdan bir şeyler öğreniyorum. Sizlerin de ilerleyen seviyelerde yüksek lisans, doktora yapacağınıza inanıyorum. Çünkü buradaysanız hepinizin potansiyeli var demektir. Hepinizin bizden, benden ve başkasından bir eksiğiniz yok. Hepimiz bir bilgi birikimine sahibiz ki buradayız, değil mi? Burada buluştuk, burada konuşabiliyoruz, birbirimizi anlayabiliyoruz. Anlam muhatapta biliyorsun. Sen karşıdaki beni anlıyorsa demek ki ortak paylaştığımız bir şey var dil dışında. O yüzden tavsiyem budur. Onun dışında arkadaşlarımıza her zaman kapımız açık. Biliyorsunuz zaten. Her zaman gelebilirler. Unuttuğumuz şeyler vardır söylememiz gereken. Onları da söyleriz ama yani şu an bizim için de, birinci sınıflar için de, yeni başlayanlar için de ve sizin için de en önemli şey bir, dil öğrenmek. İki, mümkün mertebe bolca okumak. Bunu tavsiye edebilirim. Hocam gerçekten çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Değerli vaktinizi ayırdınız. Hem de bize bilgilerinizden, tecrübelerinizden tavsiyelerde bulundunuz. İnşallah daha sonraki programlarda buluşmak dileğiyle, evet, ve ümidiyle çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Sağ olun.